Kim geliyor? Sırayla biriniz gelin. Tamam, gel. Hadi geç. Gel. Şimdi bunun içinden bir şey çekecek. Bu kağıtlarda her birinde bir konu başlığı var. Konu başlığını çekecek, size gösterecek. Sonra onunla ilgili konuşmaya başlayacak. Benim elim böyle durduğu sürece pozitif konuşacak. El aşağı indikçe oyla... Mesela örneğini yapalım mı abi? Yapalım, hadi gel yapalım. Gel yapalım. Mesela tavuk ne olsun? Tavuk. Peki biz tavuğun kızartması aslında çok lezzetli bir şeydir. Tavuk çok lezzetlidir. Güzel soslarla birlikte. Sağlık Bakanlığımız tavuğu yasakladı aslında. Dağıtımı çok fazla olmasına rağmen çok da ucuz bir gıdadır ve çok güzel tüketilir. Ama tavuk yemek zararlıdır aslında sağlığa. Tavuk da aslında çok ekonomik olmamakla beraber güzel de besleniyor. Sadece elemiyorum bakın, iyi bir insanım ben. Sadece eleme de gelmiyorum lütfen. Seçecek, ben buradan çete de göstereceğim, herkes görecek, tamam? Altın bir kolye veriyorum. Teşekkür ederim. Bu arada ben de sana gözlük hediye ediyorum. Kimin olduğunu o benim lan, neye ne bileyim? Tavuk başarından oynuyor. Şimdi bak jüri, burada sizin göreviniz en iyi seçmek. Sonunda tabii diyeceksiniz ki şu, ona da buradan 10 puan vereceğiz. Biraz da göreceli, chat'in de etkisi var değil mi abi? Tabii, chat belirleyecek zaten. Chat patron herhalde. Biz evet, eğlencesine. Gel abi. Ben olamıyorum. Seç bakalım. Ben yorumlayamam abi. Hepsi bir benim için yani. Aynen. Ne çıktı abi? Sen ben acımasız yorumlarım abi. Bağ kurdun değil mi? Kurdum abi. Şu an sıkıntım o. Evet. Aynen. Sen de ama o duygusal tarafın var. Hissettim ben onu. O sert gözlüğün altında. Kedi gibi bir insan. Nasıl böyle olur? Puanlarınız bu arada. Hazır mısın? Bana bir zincir geldi. Biz çok hazırız. Takılayım böyle rapçiler gibi. Altın zincirlerle. Yoksa normal adam gibi mi takılayım? Evet. Allah Allah. Belli bir süre var mı? Var. Bir dakika şimdi Cantu, sen rapçiler adam gibi takılmıyor musun? Hayır hayır, benim için takmıyorum. Bir dakika. Hayda. Benim eniştem rapçi. Ya tam benim arkadaşlarım da rapçi zaten. Yok, gelebilecek şeyleri ben önden sana söylüyorum. Hani birileri bir şeyleri... Ben zincir takmıyorum, takayım mı diye puanlama yaptım sadece. Evet. Bardak, bardakla ilgili konuşuyor. Hazır mısın? Hazırım. Bardak bir şeyler içmemiz için gereken çok önemli bir araçtır. Ama... Her içeceği de içemeyiz onunla aslında. Bazı içecekler içilmez. En iyisi de şalgam içmektir. Şalgamı çok severim. Ama bardağı yiyemememiz de bizim için en kötü bir şeydir bence. Bardaklar cam olması çok hoşuma gider. Porselen olması kesinlikle hoşuma gitmez. İyi. Patlıyorum. Bardaklarımızı temizlemek gerekir ama ben kesinlikle temizlemem. Böyle bir özelliğim yoktur. Ama annem belki temizler, belki temizlemez. Hani onu bilemiyorum. Çok iyi. Ama babam kesin temizler. Kardeşim hayatla temizlemez. Böyle bir şey olmaz. Bardak kullanıyoruz, bazen kullanmıyoruz. Bazen işimize yarıyor, bazen yaramıyor. Bravo. Yasin, itiraf et. Bir ara Burak'ın parmağını ısırmak istedim. Ben bir şey yapmak istiyorum. Evet. Artık şey oldu böyle. Sanki böyle bir harç alışmasın yani. Yasin gel şu güzel performansın, size bir şeyler söyleyeyim. Buna da geri vites deniyor Twitch'te. Ne yaptın sen? Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Yok yapmadım. Bunu ilk defa deniyorsun. Tebrik ediyorum seni o zaman. Ağır geldi bana. Arkadaşlarına söylemek istediğim işler var mı? Vallahi çok zevkli bir şey. Öneriyorum. Ama nem çok. Haberiniz olsun. Güzel, var bakalım daha önümüzde hiç performanslar var. Hiç bardak benim hayatımda bu kadar konuşmuş muydun? Konuşmam. Kesinlikle yani. Bu kadar bardak sevdiğini bilmiyordum. Seni de böyle alalım. Ya bardakla ilgili özel bardakların yenmiyor olmasına. Yapıyoruz? Abi bunun puanlaması herkes puan verecek. En sonunda puan verecek. En sonunda. Tutun aklınızda. Bir dakika yazalım mı o zaman? Yazalım. İsterseniz yazın abi. Doğru. Mesela şey yapabiliriz. İsimlerin karşılığında bardaksa bardak yazabiliriz. Aynen öyle. Akılda kalır. Güzel. İyi fikir. Bardak yazalım. Yazalım. Şöyle. Yazın. Vereyim. Ya, Yasin. Değil mi? Yasin, ben Yasin'in bardak. Puanımı yazıyorum. Şuraya. Bardak bu arada ya. Bardak onun üzerinden mi? Ne abi oku. Kadıköy. Biz kendimiz Kadıköy. Hepimiz birleşip ayrı ayrı puan verdik. Kadıköy. Linkçeme sakin. Şöyle tamam. Yapabilir miyiz? Aynen. Bitirdikten sonra performans sıcağı sıcağı. Siz bir aranızda fısıldayın. Tamam. Bir konuşun evet. Bakalım. Bir istişare yapalım. Aynen. Bakalım. Ama söylemeyin bize ki sonunda sürpriz olsun. Bir yere yazalım onu ayrı bir kağıda. Tamam. Ya da telefona. Sonra söyleyelim. Değil mi? Hayır. En son açıklayalım teker teker. Uyar mı size? Bilmeyelim dedi. Güzel güzel yapacağım. Mantıklı. Bu arada yeni konu başlığı geldi. Yeni konu başlıklı. Kadıköy. 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 Tamam. Kadıköy. Sevgili jüri. Kadıköy. Süper. Kadıköy'le ben de bir oynamak istiyorum sonra. Tabii tabii oynarız ya, sabaha kadar buradayız. Tamam. Hazır mısın? Hazırım.
Kadıköy çok güzel bir ilçemiz. Kesinlikle gidilmesini tavsiye etmiyorum. ama boğasıyla da meşhur değildir. Üstüne binebilirsiniz ama gittiğinizde. Fotoğraf çekilmek için güzel bir yer. Kalabalıktır ama çok keyifli bir yer değil baktığınızda. İyi de olduğu durumlar olabiliyor aslına bakarsanız. Yani insanları çok güzeldir, konuşursunuz, sohbet edemezsiniz aslında. İşte o karmaşa çok güzel gelir insana ama gelmediği durumlar da geldiği de oluyor aslında, gelmiyor da. İşte dolaşmak için sahil tarafı müthiş güzeldir ama çok da gidebilirsiniz. Yani gezebilirsiniz. Martılar, kuşlar, deniz mesela sahil, kayalara vurduğunda o hışırtı çok kötü, rahatsız ediyor. Yani gemi sesleri falan bazen korna olabiliyor, çok rahatsız edici olabiliyor. Devam, çok güzel, çok güzel. Bunun beraberinde gençler çok fazladır. Üniversite yok. böyle üniversite çiftleri yok. Görebilirsiniz ve insanları çok böyle sert tepki gösterir bu çiftleri gördüğünde. Bravo. Buradan bravo. Bravo. Şimdi ağzına sağlık. Sevgili jüri, siz aramızda sessizce istişare edin. Aynen, biz de konuşalım biraz. Bu iki sanırım kişi mi puanlıyoruz evet, şu an? Bu sefer yaptın. Senin çenen kuvvetli galiba. Ne diyorsun? En çok güvendiğin özelliğin hangisi? Evet, biraz evet, çenem iyi. Daha önce de yapmıştım aslında bir benzerini. Hmm. Nerede? Normal şeyle mi? Buna benzer kelime. Duyuyoruz biz sizi, sonra şey olmasın, kopya çekmemiz. Buna benzer kelime oyunu mu oynamıştık? Aynen, kelime oyunu oynamıştık bir drama kursunda. Daha önce böyle bir tiyatro geçmişim olmuştu. Orada böyle kelimelerden işte senaryolar, hani beyin fırtınası falan yaparaktan güzel böyle senaryolar, taklitler falan yapmıştık. O kişinin, öyle taklitlerin falan mesela, da var. Kadıköylü bir kişiyi oynayabiliyorsun mesela, Kadıköy çıktı ya. İşte Kadıköylü gibi davranıyorsun. O şekilde biraz denedim ama tabii o bazen o kurguyu kafamda yapamadım, en son bir takıldım. Tanıyın tanıyın rakibinizi burada. Doğaçlama yeteneği varmış bakın. Bu da işin bir parçası. Eyvallah. Başka hangi özelliklerine güveniyorsun mesela? Şimdi belli ki bu arkadaşlarınla yani, hani ben biraz nasıl anlatacağım bilemedim. Biraz önceki yarışmada şey olmuş. Kitlelere güzel hitap ettiğimi düşünüyorum ama hani tabii ki zayıf noktam aslında insanlara güvenmekmiş, onu gördüm. Yani o gerçekten hiç beklediğim gibi değildi. Dolanırken güzel fısırdaşıyorduk. Kanka gel bana işte, sırtını daya falan filan. Ama ta ki o rakam verilip uzuv söylenince gördük yani neler herkesin olduğunu. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıktı diyorsun. Aynen ama dediğim gibi tiyatroda iyi olduğumu düşünüyorum. Kitlelere hitap ettiğimi düşünüyorum. Kelimelerime güveniyorum, daha doğrusu ağzıma. Onun dışında da diyorsun ki çenem kuvvetli. Çenem kuvvetli. Seni tebrik ediyorum. Çünkü bakalım teker teker hepiniz söz sahibi olacaksınız. Önce performansınızı göreceğiz ama arkadaşlar. Jüri karar verdiyse devam edelim. Jüri kararını verdi mi? Karar tamam. Ya kararımız çok zor. Biz konuşuyoruz. Evet. Eliyoruz seni. Herkesi görmek istiyorum ama. Tamam, ben yekten çıkıyorum o zaman, kendinize iyi bakın. Tek tamam. Tamam, şimdi açıklamıyoruz ama değil mi? Biz hayır, hayır. Siz yazın bir sonraki tamam. Yarışmaya geçelim. Tamam. Yarışmaya geçelim. Okey, seni de oturtalım o zaman. Şeyler doğrultusunda. Evet. Yeni yarışmacı geldi. Bu sana okeyse benim. Çek bakalım abi. Mantık bana hoş geldin. Çek bakalım abi. Ben olur. Ne lastik? Ne? Lastik. Lastik. Yok tamam, doğru söylüyorsun. Nedir? Lastik. 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 Dün çok çevirdiniz. O yüzden antrenmanlı sayılırsınız. Hazır mıyız? Tamam. Hazırım. Ben hazırlayayım. Neyse tamam. Lastik tekstil sektöründe çok güzel kullanıldığı gibi kullanılmaya da bilir. Fakat lastik dediğimiz nesne çok esnemiyor böyle, ama hiç esnemiyor. Yani lanet bir şey lastik ama esnemediği gibi de bazı tekstil firmaları var. Böyle hiç, ama çok güzel yapanlar da var. Bazı Merter civarında çok güzel yapan firmalar var. Merter civarında ben onlardan hep kullanıyorum. Mesela benim şu anda giymiş olduğum eşofman çok lastiği bir sıkıyor bir sıkıyor. Çıkarmak istiyorum şimdi gidip, ama bazı iyi noktaları da var. Sıkmasın düşüyor. Çok düşüyor. Yani sıktığı gibi de, ama düşmesinin bir güzel şeyi de var. Düştüğünde ferahlatmıyor. Mesela ben hala çok sıcak. Şu anda da çok sıcak. O lastiğin hiçbir anlamı var. Çok güzel anlamları var. Ama öyle böyle. Yani ben böyle hiç sevmiyorum. Ya bu nedir ya? Çıkarmak istiyorum. Evet, jürimizi tekrar sesini işaretine bırakıyorum. Gel bir de bu lastik. Sana pilavcı diyorlar. Ona ne diyorsun? İşte demek ister misin? Pilavcı, ben sevdiler insanlar evet, pilavcıyı. Evet. Ben o yüzden herhangi bir şekilde işte güzel veya kötü diye yorumlamak istemiyorum. Sevdikleri için ben, hoşuma gidiyor. Aynen, bence de çok sağ. Ben o yüzden böyle belki öyle bir kelime çıkar da üzerine konuşursun diye de içimden ben böyle de, bir istemiştim. Ben de çok istemiştim. Yani orada daha güzel şeyler çıkabilirdi. Hatta kendi yazdım. Yani işte üzerine düşünüp de yazdım. Birkaç kelime vardı. Belki çıkar diye düşündüm ama çıkmadı. Daha farklı doğaçlama şeyleri vardı aklımda aslında da.
Olsun, sen yapmış mıydın peki daha önce böyle yok, bir şey? Yok, hiç yapmadım. Fena da değildin çünkü çok hızlı değişti senin böyle bir negatif cümleye başlarken biraz negatif öyle oldu. Biraz böyle ve ben şu kısımda tam kaldım. Hani orada nötrleyecek miydim yoksa eksi artı orada bir orada bir kaldım. Takılıyorsunuz yani. Aynen. İstediğin gibi gidebilirsin yani. Orada bir takılı kaldım. Bu bug bulabileceğim bir oyun şey diyerek, değil yani. Yorumlarınızı siz de belirtmeyi unutmayın. Bug bulabileceğim bir oyun değil. Şaka. Bunlar da boş yapıyorsun abi yani. Tamamen şey yapıyorum. Takılıyorum yani. Eğer jürimiz istişaresini evet bitirdiyse seni de uzatalım. Teşekkürler. Kim geliyor? Olabilir bence. Kimler çıktı? Kim geliyor abi? Furkan gel çıktı. Furkan gel. Neyi anlattı? Gel bakalım. Bakalım. Çek bakalım. Kadıköy'ü. Kadıköy'ü. Furkan Kadıköy'ü anlattı. Çek 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 çek. Etkileştiği anlattı. Ben bu arada bunları onlar yazdılar. Herkes iki tane yazdı. Benim kafamızda mesela referans 5 olsun atıyorum. Cetvel. Şu an ben buraya cetvel konuştuğumuz cetvel notları alıyorum. Cetvel. Konu başlığımız cetvel. Bir saniye rica edebilir miyim? Tabii. Abi şu an tam bir dinleme moduna geçemedik. Bir saniye. Okey. Aynen. Öyle yap. Tamam. Şu an ben böyle not alıyorum. Böyle çok üzerine çıkarsa tekrar yüksek bir puan evet da çıkar yani. Aynen öyle. Kahkaha attırma suretiyle. Kahkaha attırması lazım. 3, 2, 1. Abi cetvel bence çok kullanışlı bir materyal. Birçok alanda kullanımı var. Özellikle hocalar da bunu çok severdi ilkokulda ama bir can acıtır. Böyle burada yani ama bir de nerede ölçüm yapmakta da aslında iyidir. Çoğu zaman iyidir aslında ölçüm yapmakta. Ölçüm yaparsanız ölçersin, biçersin ona göre ama nereye ölçtüğüne bağlı. Şimdi bilemezsin. Abi yani ama ölçüm genel olarak iyidir yani. Ölçmek, matematik abi hiç sevmem. Berbat bir şey ya. Yani matematik fena bir ara böyle bir kanım bir fena olmadı ama genelde severim ya. Böyle sayılarla aram iyidir aslında benim. Sayılar 3 4 5 6 derken ama bazı sayıları hiç sevmiyorum ya. Çok kötü. Severim genel olarak cetvel kullanırım günlük hayatımda. Genel olarak taşırım yanımda ama işte bazen batıyor. Battığı zaman acıtıyor yani. Genel olarak batmadıkları zaman yanımda taşırken çok kullanım alanı kötü ama cetvel genel olarak çok kötü. Yani iyi de olduğu zamanlar oluyor aslında. Bazen vuruyorsun tahta kır derken tahta hiç sevmiyorum bu arada. Tahtayı çok severim aslında. Ağaç tahta hiç sevmem. Tahta sevmem. Evet. Biz bir kriteye geçelim mi abi? Öyle mi? Bir hızlı bir toplanalım. Çok hızlı yapmaya tamam çalışalım. Yapalım. Seni yavaş yapmamak için. Jürimizi sessiz istişaresine yani bırakıyoruz. Biz burada tekrar konuşalım arkadaşımızın görüşlerini alalım bence. Evet. Seninki biraz kolay değildi sanki. Evet. Seninki kolay değildi benimki, sanki. Evet, cetvel bir tık zorladı beni gerçekten. Cetvel zor bir malzemeydi. Zorlandım gerçekten. Benim bir önerim zor var. Yani. Söylerken gerekçelendirmeye çalışın. Eğer gerekçelendirirseniz yaptığınız şeyi yani neden kötü olduğunu neden evet iyi, o ben mesela orada çok iyi kötü derseniz işlemiyor. Çok doğru bu benden sonrakileri bence de benden de bir tavsiye olsun. Ben hep iyi kötü iyi kötü ama nedeni hiç belli olmadı. Çok ama bir tık orada evet kötü ya, oldum. Sen oradan bir matematiğe girdin şeyi. Yani cetvelden de evet nereye gireceğimi bilemedim pek. Bir zorlandım yani. Tamam, doğru. Okay. Yine de fena yapmadın bence. Bir de sen sonradan gelen bir yaşamcın amacımız evet olduğun için bir de onu sorayım sana hazır yakalamışken neler olur düşünüyorsun? Ne hakkında mesela genel? Aynen, buradayım. Genel. Yani işte kaynaştın daha kaynaştın gibi sanki seni hiç dışlamadılar mesela üçlü beşli şeylerde. Yok bir tık böyle bir evet arada bir satmalar oluyor. Güven kayıpları falan yavaştan başladı falan ama genel olarak güzel. Ben kaynaştım, ekip sevdi, ben onları sevdim falan. Biraz önce arkadaşlar bunu birbirlerine mesaj gönderme platformu olarak da kullandılar bu küçük evet röportajı. Senin arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Benim arkadaşlara mesajım dediğim gibi tıkanmamaları ve iyi kötü gerekçelendirmeleri buradan benden bir iyi tavsiye olarak. O zaman ağza sağlık. Teşekkür sen ediyorum. Otur. Sağ ol. Herhalde jürimizin sesi çıktı. Bir sürpriz yarışmacımız geliyor araya. Ona da alkış alalım ya. Şimdi bir de bir talep var. Şöyle biraz bu tarafa doğru jüriye doğru evet yapmamız gerekiyor. Biraz ya, çok gerek çok az. Biraz şöyle mesela sizi. Evet. Şöyle iyi değil mi? Tamam. Evet. Daha sonra yani yarışanlara tabii biliyorsunuz. Kamerada şöyle gidiyor. Yani bir tiyatrocu geliyor şimdi. Hadi bakalım. Seç bakalım neymiş. Benim yazdıklarımdan çıkarsa değiştirelim. Ne? Türk sineması. Türk sineması. Hakikaten ya istese olmaz. Kendini yapacak. Birazdan kendini yapacak. Kariyer bitiyor mu? Birazdan kariyerim kendini yapacak. Buraya kadarmış. Kariyer bitecek, sıfır iş. Sizin tiyatroda oyuncu arıyor musunuz? Var mı? Sakın bizim oyunu bitirmeyelim abi. Bizde kendini yakacağız sadece. Peki. Ya Türk sineması en sevdiğim sinemalardan biridir. Türk bir kere, Türk sineması. Daha üstüne ne denilebilir? Ama Türk sinemasının bir kötü yanı var. Anam bir kötü yanı var Türk sinemasının. Anlatıyorum şimdi. Bak
Şimdi kötü yanından önce ben sana iyi yanını anlatacağım. Şimdi şöyle, Türkan Şoray diye bir şey var. Türk sinemasından geliyor. Geliyor mu bilmiyorum. Geliyor tabii. Aa, böyle ceylan gözlü, eşek gözlü derler biliyor musunuz? Şimdi Türk sinemasının bir kötü tarafı da aptal saptal filmler izlemem böyle. Ay hiç izleyemiyorum ya. Türk sineması, Türk filmi nedir öyle ya? Ay bir oturuyorum kalkmak bilmiyorum televizyonun başından ben. Ay böyle bir kalıyorum başında elinde kahvem, çayım, ütüm. Ay diyorum bunu mu izleyeceğim deyip ben gidiyorum ütümü yapmaya başlıyorum. Sonra bırakıp geliyorum izlemeyi. Sonra tekrar gidiyorum. Gidiyorum geliyorum. Normal tiyatroya benziyor bu işin. Evet yani işte. Evet kim geliyor? Ağzınıza çok ateş etmediniz. Evet çok dikkat ettim. Tabii şimdi yani çok tehlikeli bir alan o yüzden bravo yarım çok yırttın. Yani bir de işimiz anlatabildim mi şimdi mesela ona çıksın o konuşsun yani istediği kadar. Porselen dükkanında bir fil. Evet. Kapı. Kapı mı? Kapı. Kapı. Valla mis gibi bence. Kapı oh be. Mis gibi. Kapı. Bak birçok kapı olabilir. Kapıları düşün. Şimdi jüremiz görüyor zaten. Biraz daha, biraz daha geri gideyim mi? Şey, geniş alanda yapabiliriz. Gel yaklaşayım mı? İyi mi? Her zaman yayın yaparken. Bence biraz açılsın. Rokar'da siz de açılın. Şöyle geniş geniş kocaman bahçede böyle yayılalım. Tamam hadi. Kapı aslında o kadar basit bir şey değil. Aslında tarihi yandan da çok önemli. Ama tarihi yanlarına baktığımızda üstündeki motiflerden kötü tasarımları görebiliyoruz. Ama biraz daha yakından bakarsak kötü mesajlar da görebiliriz. Ama bu kötü mesajların yanında aynı zamanda çok iyi tasarımlar da var. Özellikle Roma dönemindeki kapılara baktığımız zaman tasarım olarak çok yaratıcılar ama normalde yapı olarak çok kötüler. Hemen batıyorlar, hemen kırılabiliyorlar. Roma dönemindeki tasarımları gördüğümüz zaman bu. Ama Yunan'a geldiğimiz zaman daha sağlam şeyler görüyoruz. Türklere geldiğimiz zaman ise başta çok kötüler. Çünkü çok özenemiyorlar, bakamıyorlar ama öğrendikten sonra daha iyiler. Diğer biraz Asya tarafına geçtim. Asya tarafına geçtiğim zaman Asya'da biraz daha iyi görüyoruz ama Asya'nın Orta Doğu tarafına geldiğimiz zaman biraz daha sanatsal ama anlamlı şeyler görüyoruz. Ama bu anlam nasıl bir anlam? Boş anlam mı yoksa hala geçerli bir anlam mı? Eğer geçerliyse bu durum çok iyi ama geçersiz de cidden çok kötü. Geçerli olduğuna dikkat ettiğimiz zaman şöyle bir durum var. Herhalde. Aferin. Bir şey söyleyeceğim. Sana rap kat diyebilir miyiz? Sana rap kat diyebilirsin. Fena değilsin. Bayağı kapı üzerine okumuş sanki hani arkeoloji, sanat tarihi falan okumuş gibi. Çok kaçırdım. Tebrik ederim seni öncelikle. Sen yapmış mıydın peki böyle bir şey yoksa genel olarak? Yok yapmadım ama çok eğlenceliydi. Yani normal böyle akşam arkadaşlarımla oynayabileceğim bir oyun. Onun dışında yani şöyle bir şey var. Hani benim de kadar spesifik bir noktadan yaklaştığın zaman çok daha hızlı hareket edebiliyorsun. Çünkü düşündüğün alan darlaşıyor. Sen hemen böyle dönemler üzerinden kapıyı anlattın. Aynen ben dönemlerden gideyim dedim. Bir şeyim vardı mesela anında tepki vermediğin zamanlar oldu. İndiği anda mesela kesip atacaksınız hemen. Hı hı. Olumlu bir şey söylese hemen olumsuzu söyleyeceksin. Mesela tavlada kapılar var ne bileyim ben her kapıyı atamam. Yok yazma biz buraya yani hepsini yazıyoruz. Bir sürü şey kapıyla ilgili çok şey olabilir aslında. O yüzden düşün dedim sen ama bendesin dedin eyvallah. O sanatsal kapıdan gidiyor. Şimdi biliyorsun Umuda ile ilgilenen çaylaklarımızdan bir tanesi. Sanatsal bence güzel. Bayağı da hızlı konuşuyorsun ve anlaşılır konuşuyorsun. Onun için de seni ayrıca tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Senin arkadaşlarına göndermek istediğin bir mesaj var mı? Yani dedikleri gibi ben hani böyle tak olduğu zaman kelimeyi bitirmediğim için değiştiremedim. Ama aşağı indiği an hani bir bağdaşla o durumu kötüleştirebilirsiniz bir anda. Ben onu yapmadım şimdi aklıma geldi. Yani bağdaşları kullanın. Bu kadar. Olsun hani böyle güvenle alakalı, ortamla alakalı bir şeyler söylediler. Demek ki cevap vermeyeceksin. Evet, çünkü arkadaşlık dostluk en güzeli diyorsun. İyi şeyler benim kötü şeylerden daha fazla gözüme batıyor. O yüzden iyi şeylere odaklanıyorum ben. O zaman senin de yerini alalım. Herhalde jürimizin istişaresi bitti gibi. Sevgili jüri. Burada bir fikir geldi. Chat'te konuşuyor. Enşahlar, ben Ferolar. Sürpriz konuklar. Buraya gelecekler ya da telefonla arayacağız. Bağış yayınımız olacak. Bugün 9'da başlıyor arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. 9'dan 11'e kadar internet aleminin gelmiş geçmiş en büyük bağış yayını burada yapmaya çalışacağız. Darul Acize için. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz nacizane. Şimdi sizden bir kelime istiyorum. En çok yazılan kelimeyi burada doğaçlayacaklar. Evet. Kim geliyor? Biraz biriksin orada abi. Bir dahakine alırız. Kendisi mi geldi? Siz mi seçtiniz? Yok sırayla geliyorlar. Ha tamam. Ne çıktı? Okuyorum abi şu an çok enteresan şeyler geldi. Geldi. Geldi mi? Var mı gelen? Şöyle bakalım beraber seçelim isterseniz. Ne? Şey kelimeler burada. Evet, tahmin ettiğimiz kelimeler var. Oradan mı? Evet sana oradan tamam. Geliyor. Tamam. Okey. Sana chatten geliyor. Evet biraz sana şey oldu. Posta kutusu var mesela bir tane.
Evet, chatten gelen kelimeleri bekliyoruz. Oyun kelimeleri, oyun kelimeleri. Evet, heyecanlıyım. Ne gelecek? Nasıl? Oyun, oyun Twitch. Evet. Olur. Twitch oyun kelimesi uygun mudur? Twitch. Twitch yakma kendini. Yakma kendini, bravo. Yaktırız bırak. Ama bu oyun şu anda oyun onu... Oyun güzel. Kendileri, yani kendileri önerdikleri için evet, buna bir itirazlar evet olacağını zannediyorum. Oyun güzel, yakmaz oyun güzel. Bence de oyun güzel. Oyun yani güzel, ha? Oyun. Evet, evet. Oyun. 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 Evet, oyun. Oyun, her türlü oyun. Hangi oyun istiyorsan, oyun. Hazır mısın? Sadece oyun kelimesi. Oyun, evet, oyun. Oyun, oyun kelimesi, kelimesi ilgili konuşacaksın. Oyun, 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 oyun kelimesi değil evet, mi? Evet, oyun kelimesi ilgili konuşacaksın. Aşağı. Okey. Oyun oynamak çok eğlencelidir. İnanılmaz vakit geçirmenizi sağlar. Arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz. Sizi kaynaştırır ama bir o kadar da sırt sırta çok kötü bir ortam oluşturur. Arkanızdan konuşurlar, iş çevirmezler. Sonuçta onlar yakınlarınızdır sizin. Ama yine de siz bir dikkat edin çünkü kötü insanlar bulunabiliyor aralarında. Ben pek tasvip etmiyorum. Aslında tasvip ediyorum çünkü kötüyle yanınızda tutmanız gerekiyor. Bu iyi bir şey bence. Arkadaşlarımızı yanımızda tutalım. Sonuçta onlar bizim çevremizde olan insanlar. Arada bir onları dışlamayalım, yanımıza alalım. Beraber oyun ortamları kurmayalım gerekirse. Çünkü onlar arkamızdan konuşuyorlar bizim. Oyunlar sakatlanmamıza neden olabilir, düşmemize neden olabilir. Gerek yok böyle şeylere. Aslında kendimizi geliştirmek için de bir yandan iyi. Bayağı iyi oyun oynamak. Sonuçta akıl oyunları deyince bu arada insanı şizofreniye sürüklediğini duymuştum. Ama bu iyi bir şey. Sonuçta pek tasvip etmediğim bir şey. Ama ediyorum da aynı zamanda. Çünkü insanın beynini yeriyor, yeri geldiğinde iyi yerlere sürüklemiyor ya da sürüklüyor. Sonu doğru böyle bir buharları bir an var. Buralardan böyle çıkan bir an var. İstişare ederken gel biz seninle sohbet tabii edelim ki biraz. İyisin, sen gerekçelendirdin ama senden önceki evet yarışmacılarla beraber zaten böyle bir sana şeyleri de vermişler. Evet, ne evet düşünüyorsun? Güzel bir kelimeydi aslında. Sonlara doğru birazcık içeri attım pek söyleyemedim ama olsun, güzeldi, eğlenceliydi. Sonuçta bu da bir oyun, kendimize geliştiriyoruz. Tabii ki. Mesela senin en sevdiğin oyunlar hangileri? Madem oyun konuşuyoruz. Tavla seviyorum ben ya. Birazcık eskilerden gidelim. Oradan başlayalım. Zaten bu ortama evet bakınca insanın böyle bir yaz tatili, bir tavla oynamak evet, evet, şöyle yatalım, beraber vakit geçirelim. Güzel şeyler bunlar. Güzel, sen dünkü fiziksel performans yarışmanında da çok iyiydin. Şimdi bence burada da iyi bir performans çıkardın. Orada umarım hani bir kafa kafaya şey yaptınız. Bir şey orada yok umarım. Orada ufak bir evet bir kayıp oldu. Geri toparladık ama sıkıntı yok yani, şu anda iyiyim. Güzel. Vallahi o zaman bak çok güzel. Chatten